Hepinize selam arkadaşlar. Bu haftaki Papers, Please bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu hafta başımıza neler gelecek bu oyunda. En son bu eleman müfettiş gelip bize demişti ki işte epey zaman geçti falan filan. İşte pasaport, ailemizin pasaportuna galiba el koymuşlar değil mi? Gelecek. O şey bir şeydi ya. O ara bir şeydi ama söylemedi mi lan? Bunu size sıra gelecek. Ha onu şeyde söylemişti. Tamam. O gün bitiminde söylemişti. Pasaportlarımıza el konuldu. Bu bizi biraz açığa çıkarmış olabilir. Ezi'ye yardım ediyoruz çünkü bir yandan da ara ara. Neyse. Uyarı. Bütün devlet çalışanlarının hesapları incelenecektir. Gayri resmi gruplarla bağlantısı olan kişiler gözaltına alacak. Yani biz yani. 24 Aralık tarihinde yapılacaktır. Bugün ayın 21'e. 3 günümüz var. Kayıtlı bulunduğunuz yerden ayrılmayın. İşte Artsuz Gayrilerinin pasaportuna el koymaya devam edin. Tamam. Bakayım. Erişim izni bulunmalı. Felç melç hala aynı. Tamam. Dur. Diplomatsın. Diplomatsın ama şöyle bir sorunumuz var. Sen gerçekten bu musun? Ver bakayım. Fotoğraf eski. Neden yenilemedir? Mesela anlasana kanka biraz. Bilmem tamam mı? Sen söyle bakalım. Tamammış. Yurko City Kolejya'da vardı galiba. Var aynen. Şuna bir bakalım. Uyuşuyor. Uyuşuyor. 84. Artsoska'da yetkin var. O zaman kişi geçmekte serbest. Ananı kim? Doğru bunu unuttuk. Şunları da son bir kontrol edelim. Gerçi göte girdi her şey. Boş ver. Let's go. Şunları şöyle alayım. Sıradaki ha, bizim eleman yine. George. Aşıları da olmuş lan. Belki sen de uzaklaşmak istersin. Obristan güzel yerdir. Tam kuzeyde. Pasaportlarınız müsaade altında. Buradan ayrılamıyoruz. Bu hiç iyi olmamış. Bekle. Bir adam tanıyorum. Sahte Obristan belgesine lazım. Çok gerçekçi giriş kesin olayları. O da bilgileri sana uydurmaya çalışıyor. Zor yollardan öğrendim bunu. Uygun fiyatlar, sorgusuz, sualsiz, hızlı geri dönüş. Pasaport 20, giriş bileti 5. Ha, bunun için para biriktirmem lazım. Müşteri yeni bilgileri düzenleme üzere mevcut Obristan pasaportuna sahip olmalıdır. Arsoska Obristan sınırındayız. Ha, peki. Peki. Tamam, bunu bir düşüneceğiz. Çünkü Ezik'te bağlantımız var ve bu iş bize dokunabilir abi şu anda. Tamam bu uyuşuyor. Bu da uyuşuyor. Tamam çocuk felci aradan gitti. Şimdi Georgie'cim Skal Obristan'da var. Onu biliyoruz. Kostava. Bıyık. Gerçekten mi? Kelleşme daha uygun gibi. Aktarlar mı? Aktar... Kanka böyle bir şey yazmıyor ki ama ya. Neyse öyledir herhalde. Hani. Kimlik numarası. Kabul bakanlığı. Falan. Tamam ya. Sen geçiyorsun herhalde. 84, 83. Tamam. Oğlum bir dakika. Sen sahte pasaport dedin ya. İşkillendim ben amına koyayım. Ah be. Dedim yakaladık mı burada ama. Aslında var ya. Al pasaportum bir şey olmaz. Başka bir tane alırım ben. Aa, şimdi bu ilanı okuyup ezberle de bana geri ver. Belaya bulaşmamak gerek ha. Bu zamanlarında çok güzel oluyor. Epey kariyer. Nereden pasaport bulursun bilemem ama sen akıllı adamsın. Bir şekilde halledersin. İyi şanslar. Vay, kendi pasaportunu verdi lan. Çok kral adam. Ama ceza yiyeceğim büyük ihtimal. Aynen. Sike sike ceza yedik ya bir de şaka gibi. Aktarma. Ne kadar süreyle? 86 ton. Kuş kolu. O ne lan öyle? Kuş kolu. Pardon. Çocuk felci. Açı geçerli mi? Geçerli. Şu
Şuna bakalım. Tamam. Mergeros Sobristan'da vardı galiba. Aynen. Dur. Şuna bir bakayım. Tamam. Bunlar da uyuşuyor. Erkeksin. Şu fotoğraftaki sen misin kanka? Şunlardan biri değilsin. 86 kilo. 1,76 mısın? Tamam o zaman. Buyurun geçin beyefendi. Kimliğe el koyuyor muyduk lan? Dur bakayım. Galiba koymuyoruz. Aynen galiba koymuyoruz. Göç. Kanka bir dakika hiç seni ben almayayım şuradan. Birleşik Federasyon. Bir dakika şimdi el koymayla oluyorsa ailemizdeki kişi kadar pasaporta el koysak alıyoruz o zaman da neyse şu an siktir et onu. Kanka senin şey yok. Çocuk felci aşın yok. Öyle bir sorunumuz var seninle mesela yani. Anlatsana biraz neden? İzin verin de geçeyim. Yo. Nice abi. Evraklar lütfen. Geliş amacınız nedir? Ziyaret ne kadar sürüyor? 90 gün duracaksın. Sen de bu var. Tamam. Okey. Şu bilgileri bir karşılaştırayım. Biri uyuşuyor. Bu da doğru. Bitiş 83. Artık bitişle alakalı hiçbir sorun olmuyor derken. Evet. Neden lafımın üzerine hep bir şeyler geliyor ya benim? Ne desem bilemiyorum. Bilmiyorum ne desen mesela yani. Ay, hadi bakalım. Merhaba ablacığım. Diplomatsın da buraya gelmen de istenilebilir ama pasaport diye bir şey var ya hani. Neye damga basacağım? Sana mı basayım abla? Ne bu? Ver bakayım. Koleç ya. Veren o ana. Nedense bir ipnelik sezdim ama yani. Dur bakalım. Çocuk felci muhabbeti doğru mu? O da doğru. Bunu aldım. Burada yetkin var. Dur. Bunlar uyuşuyor. Koleçya'da Batı Gres'in var. Doğru. 84. İşkillendim abi ben bundan. Koleçyalıydın değil mi sen? Doğru. Peki geçiyor biliyorsun madem al buyur. Böyle olunca işkilleniyorum ya. Her şeyine bakasım geliyor. Lan sen bir iki gün önce aranıyorsun. Şuna bak. Seni seviyorum babacığım. Simon Vance onu benden aldı. Haftalardır onu takip ediyorum. Biliyorum yakında buraya gelecek. Büyük bir iyilik istiyorum ama çok önemli. Onu görürsen geçmesine izin ver. Ama önce pasaportunu al. Ben geri geleceğim. Bana pasaportunu verirsin. Ben de onun peşine düşerim. Julia yaptığı gibi ona acı çektireceğim. Pasaportunu alıp şey yapacağım. Yakalattıracağım. Ben de böyle bir yavşağım yani. Pasaport lazım madem. Evet. El koyuyor muyuz, koymuyor muyuz? Onunla alakalı bir şey görmedim. Genistora. Var mı öyle bir yer? Var. Dur. Heh. Çocuk felci aşınız var. Tamam. Şu şununla uyuyor mu? Uyuyor. Bu bununla uyuyor mu? Uyuyor. O zaman şunu alalım. 70 kilosun 1,82 boy. Okey. Dur. Bu değil. Neye bakacaktım lan? Ha, son tarihe bakacaktım. Tamam. Buyurun geçebilirsiniz hanımefendi. Cinsiyete bakmadım. Ya çok baktım galiba. Kadın ya. Tamam. Ananı s**eyim. Oğlum ben görmedim ki pasaportla alakalı bir şey ya. Allah'ını seversen. El koymaya devam mıymış? Onun aslında ilacı ihtiyacı var. Eşin eski bir aile fotoğrafını buldu. Artık o biri sana tek başına kaçabilirsin. Kaç kendin.
Bu şey ayrıntı şey için mi? Tek başına kaçıyor mu kaçmıyor mu bak. Hani bağ var burada falan. Kendim kaçmam için 25 peki. Aç. Tamam yiyin abi. Uyku. Kolyeçe yasasına dur. Şehir birbirine girdi. Araç geldi. Sikmeseler bari. Neyse bir şey olursa bir önceki güne döner kaçarız ya sorun yok. Bu ne abi duvara asın. Şu an değil. Dursun bu. Bu da dur. Bütün devlet çalışanlar hesaplarını 24'ünde yapılacak. Tamam. Pasaportaya şey koyun. Şu abi önceki günde vardı. Buyurun müfettiş derken ha bu tabelalara veren. Belki de burası çok kötü değildir. Hayatın akışı içinde kontrol noktalarını ziyaret etmek iyi oluyor. Plaket. 10 ceza aldınız. Tam 10. Oh güzel. Artık tabela falan yok. Seni orospu çocuğu. İp ne? Al bunu al sarım amına koyayım. Buraya taşınacaksın. Göç yani. Seriden şunları eleyelim abi. Şöyle. Obristan'da Mergeros var artık onu ezberledik. Şu aşıyı al. Bu okey. Şimdi şunları bir daha karşılaştıralım. Boy 1,85 mi hocam sizin? 93 kilo aynen. Kısa kıvırcık saç. Bana pek öyle gelmedi ama peki. 93'te bitiyor, 94'te bitiyor. Tamam. Erkeksiniz. Tamam. Bir sorun göremiyorum. Şunu da al siktir ol git hadi. Aha. Simon Vance, motherfuckers. He zaten artık Soska vatandaşı olduğun için otomatik el koyacağım. Tamam. Orveç Von oradasın. Tamam o var bizde. Geçiyorsun. Şunları bir karşılaştıralım. ...85 kilo musun? Evet. Şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Sonra diyorum ki... Kanka sana... Aa! Hay Allah! Yapıyorum sana. Daha sonra red sebebi yapıştırıyorum sana. Üzerine bir de gözaltı yapıştırıyorum. Ananı böyle sikerler işte. Bir de çok pişman olursun falan diyor. Piçe bak. Bu da ömrümde değil. Bana ne amına koyayım. Güzel bu yakalandı. Üzerine pasaporta da eli koyduk. Nice oğlum. Adam geçmesine izin ver dedi. Ben geçirmedim. Pasaport bende kalacak yani. Peki. Senin pasaport da gidecek. Gerçi bu el koyduğum pasaport otomatik bende kalıyor değil ya galiba. Neyse dur bakalım. Altan bölgesi. Senin pasaport gidecek. Erkek mi? What the fuck is going on? Pasaportta doğru yazıyor. Bakalım. Zınk, zınk. Zaten ha tamam aşı varmış. Şey hocam. Hani şey birazcık kadın mısın da? Öyle mi? Öyle mi diyor? Ay ay beni bitiriyorsunuz ya. Dur. Dur şunu al. Ha. Şuna bas. Görüşürüz. See you later. Belgelerinizi hazırlayın. Sıradaki gel bakalım. Evraklar lütfen. Geliş amacınız nedir? İş arayacağın belli. Lornraz şeyde miydi? Obristan'da mıydı? Aga be. Aynen. Bana duygu sömürüsü yapıp geçmeye çalışmıyorsundur umarım. Seriden şu ikisini bir karşılaştıralım. Çocuk felci oluyor mu? Biri uyuşuyor. Peki. Şuna bakalım. Bir de buna bakalım ha. Tamam bu okey. Çalışma izninin mührü geçerli. İsim uyuşuyor mu? Tamam. Tarihi de okey. 2 ay mı kalacaksınız? Tamam. Ne şeyle iş arayacaksın? Tamam. Çalışma. Mühür doğru. İsimleri karşılaştıralım. Doğru.
Kimliği doğru. 57 kilo 1.81 misiniz? Düz saç mısınız? Evet. Peki 84 tarih bu, 83 o, tamam. Şöyle yapıştırayım. Belgene falan el koymuyorum çünkü o Britanlısın. Güzel. Ailene iyi bak. Onları kaybetmek çok kolay. Aga be bak, öğütler falan veriyor ya oyun. Aynen skin ne oldu? Sahte erişimiz ne? Ne alaka lan? 11. cezayı yedik. Artık beni hiçbir şey tutamaz abi. Yarım sene kalacaksın. 6 ay desene. Yarım sene kalacağım. Hocam. Kağıtta ne yazıyorsa doğrudur. Az onun üstüne yapıştıracağım bir tane. Other Gross. Nerenin? Antegria. Antegria amına koyayım. Şöyle aramak da ne şeymiş ya. Other Gross. Şu daha iyi ha. 73 kilo 1.68 misin? Bu doğru. Naneko oldu. Şu kimliğe bir bakayım. Dur. Çocuk felci aşın. Tamam. Süresi geçen daha görmedim. Bunu dediğim için büyük ihtimal birazdan gelecek. Öyle biri. Aga bir kilolu diyorlar sana. Dönmüş diyorlar. Tamam bu okey. Bu da okey. Bakayım. Sağlığı aranmıyor da. Ziyaret. Ziyaret miydi? Ziyaret. Tamam. Buyurun geçin o zaman. Problem çıkartmayın amık. Sıradaki. Ha bu bizim emmi. Onu gördün mü? Evet adam tutuklandı. Ne? O, sen de onu geçirmişsin. Artık gerçek adalet kalmadı. Lanet olsun. Damn it. Kızın fotoğrafını geliyorlar. Ah. Daha küçücük bir kızdı. God damn motherfucker. Damn. Aha bu abla mı? Resme bir bakayım. Yok. Geçiş yapacak. Aktarma. 14 gün sürecek. Verem çocuk sadece. Şu Natasha. Tamam. Import'a Enkyo vardı galiba. Aynen. Şu erişimimizde bir bakabilir miyim? Gözüm takıldı. Tamam. Bundan yana bir problem yok. Şimdi şuraları bir başlayalım taramaya. Tamam. Kadınsınız. Aktarma. Kaç gün kalacağım dediniz? 14 gün. 64 kilo. 1.77 misiniz? Kısa saçta. Tamam 82 hop bu geçmiş mi? Geçmemiş daha. Bu geçmiş mi? Bu da geçmiş. Tamam. Buyurun hanımefendi. Sıradaki. Dedim böyle assassin gibi geldin ya. Kocamla yaşamaya geldin. Ne yazık ki o pek mümkün değil. Sınırın kapanacağını duydum. Eşinizin zamanında uğraşamayacak. Lütfen kolaylık sağlayın. Neden belirtmem gerektiği için yabancılara bulunmak zorunda. Evet biliyorum söyledim zaten. Evet ben de sebep basmak için söylemiştim zaten. Görüşürüz. Sıradaki. Hoş geldiniz. Sen bu musun? Buymuşsun. Republia'da mı peki bastın? Ona bir bakayım. Evet orada. Kadınsınız. 6T. Tamam. İsminiz uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Çocuk felci tarihi. Tamam. Şunu alayım. Yuvarlak. Sola dönük. Tamam. Seri bir isim karşılaştırması. Şöyle. Tamam zaten artık rahat rahat bakabilirim. Göç sürekli. Tamam. 1.64 boyunda mısınız acaba? 62 kilosunuz. Kısa kıvırcık saç. Büyük ihtimal aynen. Evet. Geçmeye hak kazandınız. Buyurun. Yarın sabah 6'da gelin. Tabii beni bulabilirseniz falan. Ne? Ne? Artık o bir sana tek başına kaçabilirsin. Hala. Orta orta orta. O zaman yiyecek de yemeğin 85. Yani ne diyeyim ki? Gresin girişin geleceği biris belirsiz. Nen 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 nen. Yarın şey yapılacak, teftiş yapılacak. Anladım böyle.
Müfettiş Kapı Bakanlığı'nda bu kontrol noktasının kapatılması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bir karar verilene kadar görevimize her zamanki gibi devam edin. Hesabınızın incelenmesi yarın sabah olacaktır. Kayıtlı bulunduğunuz yerden ayrılmayınız. Arsoska yerlilerinin pasaportlarına el koymaya devam edin. İşte yaşasın Arsoska. Aranan suçlular bunlar. Hem kaçmadığımda ne oluyor, bir de kaçtığımda ne oluyor? Bunu göreceğiz bu bölüm bu arada. Yani geri dönüp ona da, öbür seçeneği de yapacağım. Evet, giriş amacım. Arsoska'ya göç ediyorsunuz. Çocuk felce yaşınıza bakalım, tam mı? Hobristan'da skal var, onu biliyorum. Erkekseniz aranıyorsunuz mu? Yok. Şu uyuyor. Tamam, kabul bakanlığı. Bu da okey. 83. Bununla alakalı da bir şeyim kalmadı. Değil, damga basılacak. 1.61 boyunda mısınız peki? Ha. Ne oldu? Belki ayakkabılarındandır. Doğru olabilir beyefendi. Bunu siz seri şey yapınca bitiş. Tamam. Tamam mı? Bilmiyorum, tamam mı? Onu siz söyleyeceksiniz. Aa, değilmiş. Hala. Sen neden bahsediyorsun? Tam olarak bundan bahsediyorum. Hala gözaltına alıp şey yapıyoruz ya bir de. Kredi peşindeyiz ya, şaka gibi. Bugünü baştan oynamamız gerekebilir ama, ya da önceki günden oynamamız gerekebilir. Öyle bir sorun var. Hani öbür son oynamamız için bir tık uğraşmamız gerekebilir, her neyse. Böyle şap diye verdin ama abla senin şeyin lazım sanki. Temel kurallar bu değil. Erişim izni diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Gerek var mı? Bilmiyorum hanımefendi, siz söyleyin. Gerek var mı? Yani cevabı sizde. Sıradaki aa, şunu da unutmayayım da mevzuyu. Oh, kağıtlar kağıtlar. Oh, oh. Dur, yavaş. Yavaş 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 yavaş. Çocuk aşısı. Çocuk felci, ne çocuk aşısı ama. Şimdi şunları bir karşılaştıralım. Scalobrisan'da var. Ya Allah'tan şu geliyor da direkt bakmıyorum artık. Logo doğru. Bu doğru. 83, tamam. 2 ay sürecek çalışma. Logo doğru. Şimdi şunları karşılaştıralım abi. Sen aranıyor musun? Yok. Bir yandan da ona baktım. 74 kilo, aynen. 1.74 müsünüz beyefendi? Evet. Geniş alanlı. Aynen, tamam. Bunun da süresi var. Ha, bu sıçtın. Bunun dönüşü yok. O yüzden direkt red damgası. Görüşürüz. Sıradaki acaba Ezik ile hiç çalışmasaydın ne olurdu? O da ayrı bir sorun tabii. Senin pasaport gidecek. Landiforma. Vardı o galiba ama yine de köte gelmeyelim. Bakalım. Aynen. Aranmıyorsunuz. Peki 68 kilo. 1.73 boyunda mısınız? Evet. Doğum günü aynı mı? Evet. İsminiz aynı mı? Oldu, evet, tamam. O zaman Doğu Gres'in doğru. Şu aşıya bakayım. Çocuk felci var. Şuna bakalım. Kanka senin pasaport vardı ya. Ha, işte o artık yok. Bunu da al. Şöyle buyur. Pasaportuna el koydum kanka. Ara. Numara var. Sıradaki ha, geldi yine. Karıma da var mı lan? Her dostum, bu sefer büyük tuturdum. Çok büyük. Aklına hayalini durdu. Neyse, sadece teşekkür için gelmiştim. Sırf bunun için sıra bekledim. Şimdi gidiyorum. Haha. Oyunun bacını sikeyim. 40 verdi la bir de. Kral adamsın ha. Deli amına kodum. Bir de o kadar yakalattık falan şey yaptık. Çok garip. Hanımefendi, giriş iznine ihtiyacınız var. Erişim iznine daha doğrusu. Ne? O zaman kimliğinize ihtiyacınız var. Çıkartmadan ayrıldım. Senin pasaporta üstüne el koymam gerekiyor. Üzerine şuna red basmam gerekiyor. El konuldu abi. Abla daha doğrusu.
İrtibat numarası kağıtta var hanımefendi. Görüşürüz. Sıradaki iki. Sıradaki iki. Ne koyayım, ne oluyor boğazıma? Kanka sen bu musun, biraz kilo vermişsin. Helal olsun. Çocuk felci var. Bir iki hafta kalacaksın. Bu ne kardeşim, ruhsat mı falan? Şuna bakalım. Aa, ananı siktim, dur. şey, tahmin edeyim. İki ismim var. Al bakalım. Ananı siktim şimdi işte. Daha da nasıl kanka? Sen bilemiyorum. Mesela ben biliyorum. Şunu salla. Double kill. Neler oluyor hayatta, değil mi? Devam. Hadi görüşürüz abi. Sıradaki. Merhaba. Sen bir ara aranıyordun ha. Akrabalarımı ziyaret edeceğim. Ne oluyordum? Sal beni. Alo. Kanka. Çok geç verdi silah. Şaka mı bu? Şimdi diyecek ki durdurmadın, o yüzden onlar öldü. Sen siktim seni falan yapacaklar. İşteki panik sırasında aileni kontrol etmek için aceleyle eve gittin. Hakkında soruşturma için yarın sabah ifade vereceksin. Artık Obristan'a tek başına kaçabilirsin. Tamam, bunu bir sonraki sefer deneyeceğiz. Asıl oyunum bu. Biz kaçmak yani. Ama şu an öbür yolu görmek istiyorum abi. Tamam. Açmışsınız. Tamam, yiyin. İlacı da verdim falan filan. Tamam. Ne oldu şimdi? Merhaba müfettiş. Senin hakkında bu soruşturmayı başlattık. Bir soruşturma. Kendilerine ezik, yıldızın düzeni dedikleri bu grupta işbirliği yaptığın ortaya çıktı. Bu grubun bazı üyeleri Arsos kadar tutuklandı. Ben de yarrağı yedim büyük ihtimalle bu sebeple. Bazı ezik üyeleri senin yardımında bulunduğunu itiraf etti. Bu apaçık vatan hainliği demektir. Güle güle müfettiş. İdam cezası bu gece uygulanacak. Aynen, güvenliği belirsiz. Ezik grubu dağıtıldı. Adalet yeniden sağlandı. Yaşasın Arsus Oska. O kadar yardım ettik lan. Demek ki çok yardım edemedik. Şimdi bir dakika. Son güne bir geri dönelim. Şu mu bizimki? İşe git, aynen. Şimdi bugünü bir daha oynayacağız. Bu sefer kaçacağım abi. Tamam abi, bunları biliyoruz zaten. Bu sefer kaçacağım da pasaportlara el koyacağım. Ben, karım, bir de çocuğum. O kadar pasaporta el koyacağım. 1-2 hafta duracağım. Kanka senin şimdi şey yok, biliyor musun? Bak şimdi. Nerede bu? Erişim iznin yok mesela, tamam mı? Erişim iznin olmadığı için ben bunu aldım mesela. Benim bir tane var zaten. 2 oldu bu. Karıma bir tane de çocuğumu almam lazım. Dur, yanlış bastım. Şu red, şu da bu. Hadi siktir git kanka. Pasaportunu da ben de amına koyayım. Pasaportuna el koydum. Bunu yapamam. Yaptım bile. Yarın kaçıyorum çünkü. Bugün kaçıyorum amına koyayım. Yavşağa bak. İki tane şey yapma hakkım var zaten. Fail verme. Ceza almadan kurtulabilirim. Ama hiç sıfır ceza almam lazım ya. Öyle bir sorun var. İmpor. Şimdi hatası olanları almayı düşünüyorum ama bir yerden sonra artık alayım bir kişiydi, değil mi? Neyse, şimdi hızlıdan şunlara bir bakalım. Tekrardan. Evet. Şunlara bakalım. Uyuyor mu? Tamam, bunun sorunu yok. Enkyo Impor var, evet. Bu doğru. Şu ismi de karşılaştırayım. Tamam, çalışma izni doğru. İmporlusun, çalışmak için geldin. Ne kadar süre? 3 ay mı? Birkaç ay sürecek. Tamam. 85 kilo, evet. 1,86 mısınız beyefendi? Evet. Biri uyuşuyor.
Bu da uyuşuyor. Aranıyor mu? Yok. Kel. Doğru. 83'te bitiyor, 84'te bitiyor. Biz hala 82'deyiz. Okey. Buyurun beyefendi. Bir de alacaklarım Obristan pasaportu olursa iyi olur. Çünkü Georgi özellikle Obristan dedi. O yüzden Obristan olsun. Ya da Obristan her ne baksa. Bizim aldığımız buydu değil mi? Obristan aynen. Güzel. Bir de bir. Hadi bir hatanız çıksın da bir tıkayım belanızı. Bu Birleşik Federasyon. İşin burada. Peki. Şunu bir karşılaştırayım. Tamam. 84'te bitiyor bu. Okey. 49 kilo. Yaşamıyorsunuz galiba hanımefendi. Şimdi şöyle bir bakalım. Çocuk felci de var içerisinde. Şunu. Bir de şunu. Tamam bu da okey. Dur. Bug'a girme. Sakin. Tamam. Şunları bir karşılaştıralım. Bunun bitişi 84, bunun bitişi 83. Gözlüklü doğru anlatıyor. Ama yine de bakalım. Bakayım. Bir yıl. Bir yıl mı dedi? Bir sene aynen. Tamam geçiyorsun sen ya. En kötü karımızla kaçarız zaten ya. Baktık pasaporta el koyamadık. Yani. Evraklar lütfen. Giriş amacınız nedir? Geçiş yapacağım. Clayton Wells. Yalnızca 2 hafta kalacaksın. Öncelikle şunlara bir bakalım. Mr. Clayton bakıyorum. Kontrol devam ediyor. Kontrol sağlıyorum. Kolejya aynen. Batı Gres'in doğru. Buradan iyi karşılaştırabiliriz. Şunları karşılaştıracağız. Şunlar 83, 82 bu bitmiş mi? Bakayım. Yok bitecek. 82 kilosunuz. 1.65 misiniz? Aktarma değil mi? Geçiş yapacaksın aynen. Tamam. Amblem de doğru. Basayım sana. Bastım sana. Umarım ceza yemem ya şu an. Ay ananın bacını sikeyim ya. Geçersiz yaşanan şehir mi? Son uyarı. Arada sikerler amının bana ne. Ver yaz krediyi çok da sikimde. Sen 20 kağıt atacaksın değil mi 2 tane? İlk defa ceza yiyeceğim ama ya. Hay Allah. Yani 2 tane 20'lik attı kral. Şunları şunun üstüne koyayım dur. Anahtar lazım olacak. Ha. Evraklar lütfen. Yo çocuğu kaçırmayayım. Ceza almayacağım. Sikerim çocuğu ya almayalım ya boş ver. Buradan sonra ceza yememeye bakalım sadece. Biri uyuşuyor. What? Dur. Şu. Aa dur. Bulduk. Şey. Yine tahmin edeyim mi? İki ismin mi var senin de? Bakalım öyle miymiş. Şey. Bura tam olarak sıçtığın kısım olabilir. Tık. Gittin. Ne desem bilemiyorum. Aman Allah'ım ya. Ne desem bilemiyorum ya. Çüş ya. Ne demek birden fazla isim yok? Ben var diyorum. Sıradaki. selam. Giriş amacı ne? Aktarma yapacağım. 14 gün duracaksın. Tamam. 1.86 boy. Skal var o bir sandı. Onu biliyorum. Jensky Daniel. Dur. Amına. Şu. Tamam. Bununla şu muydu? Dur şunu karşılaştırayım. Aynı bok. Tarihler. Okey bunu al. 83'te bitiyor. 84'te bitiyor. Aranmıyorsun. Daniel. 75 kilo musun? Evet. 1.86 mısın? Keçi sakal mısın? Dur. Heh. Ya tamam. O zaman buyur geç. Ay ay. Ceza yemeyeyim ne olur artık yeter. Cezadan bırak beni. Sen aranıyor musun lan? Diplomatik bir mesele için geldim. Aa. İyi güzel ceza yemedik aman abi. Lan sal. Hocam. Hocam. Gelin lan buraya. Zınk zınk.
motherfucker. Bu da burada kaldı kabinin içinde amına koyayım. Benle. İki tane pasaportum var lol. Olmazsa bileceği ihtiyacı var falan filan. Hakkındaki soruşturma işin yarın sabah ifade vereceksin. Artık o bir sana bir aile üyesi birlikte kaçabilirsin. Tık 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 tık. Nasıl kaçıyoruz beraber? Kaç artı bir kendin. Her şeyi yaptım. Arrivederci. Oğlun ile Obristan'a kaç. Abla abi eşin, yeğenin, amcam ve kaynanan Niriske dönmeye hazırlanıyor. Kuzeye giden gece trenine biniyorsun. Tren neredeyse bomboş. Ha, yarrağı yedik. Aceleyle hazırlanmış sahte pasaport ve giriş biletlerine para veriyorsun. Korkunç görünüyorlar. Şafak bak ne sınıra varıyorsun. Harika. Yarrağı yedik bak sen öleyim sana. 6 saat sonra. Belgeleriniz. Aa siktir bize yapıyorlar. Buyurun. Bize yapıyorlar değil mi? Yalnız mısınız? Hayır. Ailem de yanımda. Tüm belgeleri verin. Erra yedik bence. Niye geldiniz beni ilgilendirmiyor. Bekleyin. Evet yarra yedik. Kaçunk. Red mi yedik? Ne oldu? Kaçunk. Abi sana hoş geldin. Ha siktir sıradaki. Kaçtık. Eşin yeğenin amcam ve kaynak güvende değil. Ya eşim olsaydı aynı bok olacaktı. Çocuğu alıp gitmişiz yine aynı. İyi, iyi yani. 4 saat 16 yaklaşık 17 dakika oynamışız. 302 yolcu geçmiş. 159 yolcu onaylanmış. 84 yolcu reddedilmiş. 44'ü gözaltına alınmış. 24'ü ceza 24 ceza aldık ama bir kere bile para cezası olmadı o. 291 damga vurmuşuz. 20 adet sondan 16 son. 16. herhalde bu. Vay be. Lucas Pope'un eseridir. Bu da yapımcısı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pepper please. Evet. Bir serinin daha sonuna geldik ha. Bu oyun hakkında konuşmam gerekirse bence gayet hoş bir oyun, güzel bir oyun. Türkçe yaması, Türkçe dil desteği de olsa iyiymiş. Yani yamayla uğraştırmaz. Ama yaması da aşırı basit. Çok zor bir şey değil. 2 dakikanızı falan alır. Onun dışında yani modellemede bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok ya oyunda. Bir tek o arada belgeler bug oluyordu. Yani onun için bir yarım puan kırabilirim ama oyunu çok sevdim. Bunun için görmezden gelip 10'da 10 ya harbi oyun. Ya üstüne söz yok. Müzikleri olsun, senaryosu olsun yani. Bence güzel oyundu gayet. Zaten bilmeyeniniz de yoktur bence. Eski de bir oyun zaten. Oynamak bana bu zamana nasip oldu. Bilen bilir bilgisayarı 2019'un Mayıs ayında falan aldık hatta Haziran'a doğru. O zamandan beri bütün kaçırdığım oyunları oynamaya çalışıyorum ve bu da oynamak istediğim, adını çok duyduğum bir oyundu. Belki de izlemişimdir geçmişte ama hatırlamıyorumdur falan filan işte. Yani önceki serilerde de olduğu gibi i butonundan ve açıklama kısmından benim çekmiş olduğum bütün Papers, Please bölümlerine ulaşabilirsiniz. Yeni seri önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Steam incelemem için de oyunun Steam incelemesi için de aşağıda açıklama kısmında benim Steam profilimle birlikte bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bundan sonra pazar günleri boş geçecek. Bay bay.